Kesici plotterlarda offset ayarı nedir ve farklı bıçak açıları ne işe yarar? Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Evde çektiğimiz yeni bir Printek online videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok az kişinin bildiği kesici plotterlarda offset ayarı nedir, ne işe yarar ve de farklı derece bıçaklar Niye var? Bunlar da ne işe yarar? İsterseniz ilk olarak bıçaktan başlayayım. Bıçağı anlattıktan sonra da offsetin ne olduğuna gireyim. Printek plotter'lar üzerinden anlatacağım. Her zamanki gibi bildiğiniz bir bıçak tutucumuz var ve bunun içindeki daha önce gösterdiğim şeyi tekrarlıyorum ama bu temeli sonra detayına gireceğim. Bunun içerisindeki bıçaklarımız var. Standart kullanılan bıçak 45 derece bıçaktır. Mıknatıslı şöyle çekip alabilirsiniz. Yanına bir tane 60 derece bıçak koyayım. Bizim bıçaklarda lacivert şapkalı olanlar diyeyim 60 dereceler. Şöyle tabi buradan farkını görmeniz zor. Ben hemen size bir yakın çekim fotoğraf göstereyim. Hayatım. Ada video çekiyorum. Soldaki ağzı daha sivri olan 60 derece, sağdaki ise 45 derece. Genelde 60 derece bıçaklar flok ve benzeri daha kalın malzemelerde kullanılır. 60 derece bıçağa neden ihtiyacınız olur? Fotoğraf üzerinden size göstereceğim. İlk önce keseceğimiz malzemeyi tanımamız gerek. Burada offset için birkaç örnek hazırlamıştım. Tekstil folyosu kullanacağız. Tekstil folyosunda şu hazırladığım şemalarda gördüğünüz üzere en üstteki katman yapışkan hot melt katmandır. Isıyla basınçla eriyip kumaşa işleyen. Aradaki katman şu gördüğünüz mesela bu turuncu premium malzemenin kendidir. Skin diye geçer yani deri diye tabir eder yabancılar. En altta da şu sonradan çöpe attığımız taşıyıcı. Adı üstünde malzemeyi taşıyor, uyguluyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Siz bıçağınızla ilk iki katmanı kesip taşıyıcı azıcık çizmek istersiniz. 45 derece bıçak, şunu da göstereceğim. 45 derece bıçağın bu kesebildiği alanın yüksekliği 60 dereceye göre daha sınırlıdır. Dolayısıyla kalın bir malzemeniz varsa ki flok aslında sınırda. Flow da 45 kesebiliyorsunuz. Daha kalın bir malzemeniz varsa 60 derece bıçak şu açısından alanının daha fazla olmasından dolayı daha ideal olur. Ayrıca 30 derece bıçak da söyledik. Çok kullanılan bir bıçak türü değil. Çok az adette söyledik. Eee niye söyledik derseniz veya güzel bir soru olarak niye o zaman her şeyi 60 dereceyle kesmiyoruz bir bıçakla hepsini keselim derseniz ona da şöyle bir açıklama yapayım. Hatta bunun için bir maket bıçağı alacağım bir saniye. Evet bir maket bıçağı aldım size anlatabilmek için. E, Plotter'ı unutun. Herhangi bir şey kesiyorsunuz. Açınız ne kadar dik olursa o kadar zor kesersiniz. Hiçbir şey böyle 90 derece açıyla kesmezsiniz. Açıyı <laughs> indirirsiniz. Açıyı indirdiğinizde kesen yüzey artar ve daha rahat, daha az güç harcayarak daha kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Dolayısıyla 60 derece bıçaklar daha kalın malzeme kesebilir. Fakat 45 derece veya daha düşük dereceli bıçaklar malzemeye yeterince yüksekliği varsa daha kolay keser. O yüzden de farklı farklı bıçak türleri vardır. Genelde en çok kullanılan üniversal bıçak dediğimiz 45 derece bıçak. Reklam folyoları olsun, genel dijital baskı folyoları olsun, tekstil folyoların çok büyük bir çoğunluğu olsun 45 derece bıçakla kesebilirsiniz. Bıçağın derinliğini de daha önce çok bahsettim. Tekrar bir bıçak takayım, ee, malzemeyi kesip taşıyıcıyı çizecek kadar ayarlamanız gerek. Tabi ince malzemelerde özellikle bunu anlamak gerçekten çok çok zor. Ee, <laughs> Genel olarak dünya genelinde tavsiye edilen standart bir ayar var. Çok ilginç bir ayar ama gerçekten tutuyor. Biz de denedik. Herhangi bir kimlik, kredi kartı, mağaza kartı fark etmez. Bir plastik kart alıyorsunuz. Bu bıçağın aşağı yukarı yarım kredi kartı derinliğinde olması gerekiyor. Daha fazlasına gerek yok. Kalın malzemelerde artırabilirsiniz. Şimdi offset'e geçelim. Offset ne demek? Basit bir animasyon yaptım size. Ama offset ayarı tabii ki bu kadar basit değil. Makinenin asıl hesaplaması gereken şey yuvarlakları dönerken, sivri köşeler veya herhangi bir köşe yaparken bu e, telafi değerinin önemi. Ama ne olduğunu basit bir şekilde anlatabilmek için size bir animasyon hazırladım. Bıçağın orta eksenini düşünün. Merkezinden inen çizgiyi. Eğer makina bıçak orada diye düşünüp kesmeye kalkarsa gördüğünüz üzere malzemenin tamamını kesemez. Bu malzemenin kalınlığına ona buna göre de bayağı farklı bir çerçeve alıyor o virajlarda köşelerde. Şu aradaki fark sizin köşeleri düzgün alamamanızı içerlek veya dışarlak kesmenizi dışarlak diye bir kelime var mı bilmiyorum ama sağlayan şey. Bunu Telafi etmek için normalde biraz daha fazla kesersiniz. Bu köşeleri makine keser. Bu köşeleri alırken, yuvarlakları, kavisleri çizerken çok önemlidir. Bu offset ayarı açıdan açı yüzünden ortaya çıkan farkı telafi etmeye yarayan ayar. Offsetiniz yanlışsa veya doğruysa ne gibi sonuçlar alırsınız? Size bir örnek göstereyim. Ben farklı malzemelere offset testi yaptım. Eco seri ve Premium seriye 45 derece bıçakla Flua da 60 derece bıçakla test yaptım. Yakın çekimden göstereceğim. Bu offset'i 0-1 olan çok düşük offset'li bir kesim. Genelde offset ayarı çok yüksek olmadığı için düşüklerde farkı anlamak daha zor olur. Köşeler sivri olacağına yuvarlanarak kesilmiş olur. Mesela hem çerçevenin köşesinden görebilirsiniz. Hem de büyük harflerde çok az belli olsa da küçük harflerde da daha net belli olur. Mesela bakın şu T'nin köşesi sivri değil. Offsetiniz yanlışlıkla çok fazlaysa çok daha belirgin, çok daha çirkin bir sonuç elde edersiniz. Offset'i 0.8 yaptığımızda ise T harfi bayağı bir değişiyor. Köşeler deminki gibi dışarı kıvrık olacağını içeri girerek kesmeye başlıyor. Bu bıçağın offset'i çok fazla, çok fazla itme, çok daha fazla ileri götüreyim bıçağı öyle keseyim diye makinenin düşünmesinden dolayı olan bir hata. Bu bıçak ve malzeme için doğru ayar olan 0.45 offset'i kullanırsanız ortada gördüğünüz üzere mükemmel ve çok net köşeler ve kavisler elde edersiniz. Kurtarır. Genel olarak bıçak veya plotter üreticisinin verdiği ayarı kullanırsanız standart folyolarda gayet güzel kesersiniz. Anca ne olur bıçağınız biraz körelmeye başlar veya çok farklı bir malzeme kullanıyorsunuzdur ve ince detaylar kesiyorsunuzdur. Çünkü büyükte zaten çok belli olmuyor o hatalar. Küçük ufak detaylar kesiyorsunuzdur daha mükemmel bir sonuç istiyorsunuzdur. Hızlı bir offset testi yapıp doğru offset ayarını kullanabilirsiniz. Bugün evden çektiğimiz, ismi çok sevimsiz olacak ama korona videoları serimizin ikincisini çekmiş olduk. Biraz daha sıkıcı, daha teknik bir video oldu. Bir sonrakinde değişik, yaratıcı bir şeyler yaparız inşallah. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil işaretine basabilirsiniz beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.